Yani Serdar Dursun yine attı golünü hocam. Maşallah çocuk. Ya, maşallah bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi Fenerbahçe'de Sant isteniyor. Ya i̇steyenler menajerler biliyorsunuz değil mi? Yani o taraftarın falan tabii taraftar da hemen yazıyor, çiziyor, dolmuşa geliyor. Şimdi geçen sene bak Fener Trabzon şampiyon oldu. Vakayeme şey ne o sağ taraftaki çocuk? Vizca. 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 Santifar mı hep gol atacak? Şimdi burada Herkes diyor ki Sandfur atsın. Ona Rossi'nin bir tane golü yok. Sağda solda oynayanın bir tane golü yok. Herkes diyor ki Sandfur atsın. E onları değiştir kardeşim. Allah zaman bak yemeği atsın sana 10 tane 15 tane. Soy sağ, sağ, tarafa bir şeylerini. O da atsın sana 10 15 tane. Neyse yani atıyorum isimde. Oradakiler de gol atsın. Sen illa Sandfur'dan bekliyorsan orası zaten kapalı. Gol atma şansı yok. Allah'tan Serdar gene atıyor ya. Her maç gol atıyor. Bu Hocam çocuk. çift forvet oynuyorsan. ...çok basit bir mantığı var... ...çift forvet oynuyorsan... ...bir tanesi hedef santrofor olur... ...oynuyorsan... ...iki tane koşucu atlet olmaz... ...o zaman atletizm takımı kur... ...yani futbol takımı kurma... ...şimdi ne yapacaksın... ...çift forvet oynuyorsun... ...ya çift santrofor da... ...hadi sen de Allah aşkına... ...ya şimdi forvet dendiği için söylüyorum... ...bir tanesi serdar koyarsın... ...yanına Valencia'yı koyarsın... ...serdar ne yapar... ...serdarın bir özelliği daha var... ...bak Elmander yapardı bunu... ...topu kaybettiğin anda... ...orta alana kadar gelir... O orta alan presinin içerisine katılır. Şimdi Fenerbahçe'nin, heh. Bak şimdi elindir. hocam Fenerbahçe'nin Ümraniye maçındaki kadrosundaki oyuncuları sayacağım sana. Emre Mor gelip orta alan savunmasına katkı verir mi? Vermez. Rossi. Vermez. Lincoln, Enrique. Yani. Valencia, Joshua King. Vermez. Sen beş tane savunma yapmayan özellikle oyuncu. Birini çıkart. E em Emre gelir. Emre hiç Hocam Emre Emre tamam geliyorum. şöyle söylüyorum. Ama bana. yani ta, ama yani, neticede yani, orta sahada kimse yani yok. Yani ki. şöyle söyleyelim. Madem öyle tamam. Emre gelir dedin kıyaslayayım hocam. Emre geldiğinde Serdar Dursun kadar savunma yapar mı? Yok yani adamını kovalar. Bence ya Emre çok geliştirdi kendini. Dediğin, yani savunma derken geliştirdi, onu, onu geliştirdi. Söylüyorum. Çok geliştirdi Ama Emre. kovalar yani, ama, mı? Ama sana bir şey söyleyeyim. Lincoln gelse ne olur? Doğru söylüyorsun. King gelse gelmez de. Ya hocam, bu Gitenen yani, adamın ben bakıyorum kariyerine müthiş. Ya adam burada var ya. ya İkinci de o şu performansı. Hocam tari. özelliği ne biliyor musun? Ne niye, özelliği niye, hiç göremedik. Ben sana söyleyeyim niye? Atlet oyuncu. Özelliği bu. Hani? Yani açık alan bulduğunda ama Fenerbahçe takımı gö gördük tamam. Ümraniye maçında ne kadar açık alan bulacak? Bak bu oyuncuların hepsi Emre, Rossi, King Valencia hepsi açık alan istiyorlar. Yani açık alanda e, bir tanesini öyle. alırsın Valencia'yı. Ya da bilemem Joshua King'i ama Serdar Dursun'u şu andaki şartlarda oynatmak zorundasın. Bu arada sana bir soru var hocam ben üstümde kalmasın. Diyor ki Murat e, soy, şeyini bilemiyorum. Güven Hoca'ya sorar mısın kimi beğendi diyor, kimi beğeniyor diyor. Neredeki? Fenerbahçe'den Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'yi konuşuyoruz ya. Fenerbahçe'den bir kere kimi beğeniyorum biliyor musun? Ya o kimi beğeniyordun biliyoruz sayıs, ama o, sayıs, o gitti o hocam. Say, <laughs> ya, o sayı Samuel Ferdi, şu andaki şeyi söylüyorum. Bu şey Lincoln, Arda, Santfor Dursun, Valencia. Ha, beş, Beğeniyor six, musun four. Valencia. Beğeniyorum tabii. Son tabi. haftalarda toparladı hakikaten. Ya Valencia'yı bak ben ne diyorum. Yani... Şey de fena değil bu sene. Ne o? Sa Salay da de fena değil. Ha Şimdi şöyle hocam neredeyse bir 6 kişilik takım kurdu. 6 kişilik bir kemik kadro oluşturdu. Şimdi şöyle söyleyeyim yani ben de Valencia konusunda mesela Valencia'nın çabası, mücadelesi, etkinliği tamam. Ama yanına Joshua King bir tarafına Rossi bir tarafına Emre Mor yerine yani bunların yerine bir tane oraya bir tane hedef santrafor koymak lazım elinde de bir tane var şu anda. Hani daha iyisini alırsan ona söyleyecek bir şeyim yok ya ama. nereye alacaksın? Altı numaran yok ki senin o Avray'a altı numara da değil ya. Ha İsmail var orada. Başka İsmail Hocam onu şöyle numara kullanıyor ona. şimdi. İsmail ben, ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, daha önce de vurgulamıştım bir kez daha söyleyeyim. Çünkü e, o nokta önemli. Şimdi Flamengo'daki büyük başarısının arkasında orada biliyorsun 6 ayda Sud Amerika'na, Copa Amerika'na ne varsa topladı. Yani hepsini topladı. Toplarken e, savunmanın önünde ara oyu oynatıyordu. Temel özelliği şöyle ki burada da yapıyor zaman zaman daha da göreceğiz yapacağını yani ne yaptığını söyleyeyim sana. İlk topu savunmadan alıyor ve uzun etkili paslar atıyor. Yani kanat bölgelerine uzun top atıyor. Ben sana durumunu anlatayım. İkinci oyuncusu Bruno Henrique'ydi. Biliyorsun gelir gelmez onu almak istiyorum dedi. Bruno Henrique'yi almak istiyorum. Ama bir talihsizlik oldu. Bruno Henrique e, çapraz koparttı yanlış hmm. hatırlamıyorsam. 8 ay sahalardan uzak kalacak. Üçüncüsü Gabigol. Yani gol, o topu içeriye sokan oyuncusu Gabigol. Gabigol'ü istedi. Gabigol'ün fiyatı 25 milyon euro civarında. Fenerbahçe'nin alması mümkün değil. Bugün de Galatasaray'a yazılmış galiba. Nasıl alacak bilmiyorum. Yani 5 milyonlarla falan nasıl alınır bilemiyorum ama yani şunu anlatmaya çalışıyorum. O kendi kafasında bir şablonu vardı. O şablonu alıp bu oyunculara uygulamaya çalışıyor. Areo o e, sistemin içerisindeki anahtar oyuncularından bir tanesiydi. Yani Areo'yu aldı. Areo'yu aldı. Diğer ikisini alamadı. E, dikkat et e, oynattığı oyuncular alıyor. İşte Gustavo Henrique gibi, işte Luan Perez gibi daha önce Brezilya'da gördüğü oyuncuları transfer ediyor. Ee, ama beklentilerin altında kaldı. Yani, yani çok siz... ağır, Perez de, öbürü de, Gustavo da çok ağır. Giden ne? Gustavo'nun nesi vardı o zaman? Tisserant'ın nesi? Tisserant bunlardan iyi. Şöyle ağır de şey diye gönderdiler ya abi. Allah, Avray'a söyleyeceğim Ustağ şimdi oy. sana. Gustavo'yu. şimdi arkadaş, bak böyle bir adam ya, var Fenerbahçe'de. Şey ben var, Mirkoviç'i almıştım biliyor musun çok çabuk seni? Bir yapıştırırım ona adım atamazsın Fenerbahçe. O zaman adım atamazsın ya. Koyarım bir adam oraya. Genç bir çocuk şey, git oğlum şunu bir de... İşte ne? avantajları şu... Ne avantajı? Şu, ya ben, arkayı görmedi mi? yerken şöyle. adamı gidemiyor. Zaten Yedin savunması bak, yok. Kendi avantajını söyleyeyim, takımın dezavantajını söyleyeyim sana. Kendi avantajı şu, gidip savunmanın göbeğine giriyor. Böylece sen o Mirkoviç'i oraya kadar göndermezsin. Oraya Gönderim gidiyor, abi. oradan topu alıyor. Ya. Kendi avantajı bu. Fenerbahçe'nin dezavantajı ne? savunma çok geride kurulmaya başlıyor. Bu sefer savunmayla ön alan arasındaki mesafe açılıyor. O aralara yapılan sızmalar Fenerbahçe'nin handikapı oluyor. Yani Fenerbahçe'nin şu andaki kurgusu bence ya Fenerbahçe'yi geleceğe taşımaz. Ama elindeki kadronun farklı kurguları oynama şansı olduğu için hoca herhalde bunlarla ilgili Hı, çalışmalar yapacak. Piyanıcı da geçen sene böyle oynattılar biliyorsun değil mi? Beşiktaş'ta. Evet, ol, olmaz abi oyun oyuncu, abi. oyuncu da... yetti onlar ya. Eskiden bizim zamanımızda vardı öyle bir tane playmaker biliyorsun hmm. değil mi? Baba bir tane otururdu. Olmaz abi. Olmaz. Olmaz ama git adamı 8 numara oynat, 10 numara oynat. Kaliteli adam, klas adam biz demiyoruz ki kötü bir adam arıyor. Ama altı numara da olmaz arkadaş. 7 yeniden golü gördük orada arkasından tın 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 gidiyor. Biraz Bak, Çabuk adam lazım bana orada ya. Konya'yı da konuşalım mı? Konuşalım. bu arada arkadaşlar şey diyorlar. Yani maşallah Jesus bilmiyor. Siz biliyorsunuz. eğer Evet Jesus, bilmiyor. Kim evet, diyorsa onu bari evet. bilmiyor kardeşim. Jesus, nerede Jesus, bu şey, şey yani, bilmiyor. George, ben söyleyeyim yani George Jesus her şeyi biliyorsa, her Neyi şeyi biliyorsa ya. o zaman bir şey konuşmamıza gerek yoktu. Her şey. Ya şöyle bir şey var. Ee, herkesin e, genel anlamda yanıldığı, hata yaptığı şeyler evet. var. Yani. Ya Luan Perez sol bek oynamaz. Oynamaz. Oynamış mı Marsilya'da? Oynamış. Ama oynamaz. Yani beni şimdi konuşturmasınlar. Ben stoper oynadım. Ben biliyorum biraz da bu işlerin ne olduğunu. Ee, bir sol bek öyle duruş pozisyonu almaz. Hiçbir sol bek öyle durmaz. Bir ayağı uzakta. Ümraniye maçı diyorsun. Yok ya son şey, maçı söylüyorum. Slavatska maçı. Böyle bir böyle ol. Hocamın söylediği çok doğru. Ben şimdi biz bilmiyoruz. George Jesus biliyor. George Jesus biliyorsa tamam biz hiç konuşmayalım. Ya ya böyle bir, şey, bir yok şey yok böyle şey içerisinde. Ya o baş ver savunmasını bir ha de yok, bir şu an Bir tane Santra'yı geçtire. Bir orta yaptı hocam, mı? Hocam bak bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Kendisi dedi ki bak Juan yani. Peres'in açıklamasını söylüyorum. Ben sol bek değilim. Ben sol bekte sadece savunma yapmaya gayret ederim. Ya, Ön alana baskı yapamam diyor. Adam söylüyor zaten yani daha ne yapayım yani şimdi ben burada söylemeyeyim mi bunu yani? yani. Adam bunu söylüyor. Ben bunu bu kadar yaparım diyor. Ya, ve Kendi hocasını aslında bir nevi ya evet eleştiriyor yani eleştiriyor. Yani. yani eleştirme demeyeyim de ya oyuncu stoper tamam mı gerçek pozisyonu ha şöyle bir şey var burada da söyledim ee, biliyorsun Galatasaray geçen sezon Marsilya ile eşleşti iki maç oynadı birinde stoper oynadı. Luan Perez birinde sol bek oynadı yani sol e, da oynadı ama şöyle bir şey var savunma yapmak istiyorum diyorsan böyle hani kapalı bir savunma 7-8 kişilik savunma belki iş yapar ama sen Fenerbahçe takımısın ya sen Fenerbahçe takımı nasıl söylediği gibi hocam Novak girdi ya Novak o kenarda otururken otururken yan yana 10 oyuncu yazsan ben Luan Perez'i ikinci sıraya yazmam evet yazmam ya adam bir de neler yaptı. Hele birinci sıraya hiç yazmam. Bir de var ya. Ya sol bek olmaz Yalnız yani şey ya. şey söyleyeceğim. Novak aldı, girdi, bir şeyler yaptı yaptı falan. Ondan sonra bir top kaybetti biliyor musun? Ha işte demişlerdir. Al sana Novak. Ya Vallahi hocam, bak. Top, ya hocam topu ben çıkartamıyor. Anlamadım. Şimdi ya yani şu, şöyle bir şey var. Yani bir gerçek e, diye söylüyorum bunu. Ya yani sol bek oynamak, sağ bek oynamak ve stoper oynamak çok farklı meziyetler gerektirir. Yani... E, teknik mesela sağ bek sol bek oynamak istiyorsan teknik kapasiten yüksek olacak. Oyun zekan üste olacak. Hani diyeceksin ki stoper oynarken olmayacak mı? Stoper oynarken topu kes yanındakine ver bile yeterli. Ama burada hocamın söylediği gibi oyuna gireceksin. Yani ne topu girmesi çıkartırken, ya, ya, bunlar ya. hani benim bu, aklım bu, sır vermiyor. Ya, ya bu şu anlaşılmasın buradan. Luan Perez hiçbir şey değil, hmm. yanlış falan. Yok. Şunu söylüyorum. Marsilya'da oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyuncu tamam ama yerinde oynat hmm. hocam ya. Yerinde oynat. Oynayabiliyorsa için, orada oynat. Hocanın da eksikleri, hataları var yani. bilsinler. herkes. İşte onu söylüyoruz biz Ya yani 4 maç oynamaz üst üste deyip de sen YouTube adam o abi, böyle bir şey öyle. Yani, ben böyle bir şey görmedim ya. Hayatımda duymadım etmedim. Hocam dört kesersin, maç şöyle kesersin. 35 yaşındadır oyuncu dersin ki dinlenmeye ihtiyacı var. Dördüncü ya, maçta. Kaç başka... yaşında ya kaç yaşında oyuncudan bahsediyoruz dinlenmeye ya, ihtiyacı olan Aldın, oyuncu. Bir şey söyleyeceğim sana ya. Gene söylüyorum bir çok güzel biri söyledi ben de onu hep onu taklit ediyorum. Gitsin simit satsın o zaman diyorum. Ya öyle diyorlar yani. arkada böyle bir şey olur mu abi? Ş şeye bizi bir Gatada hocamız var Öztürk hocamız şey Özgür <laughs> hocamız. Ona gittim geçen gün. Dedim ki ya böyle konuşma. diz buradan bizi izliyor. Selam da göndereyim ona. Dedim ki ya ben bir kafayı mı üşüttüm dedim. <laughs> Yoksa deliriyorum çünkü bazı soru şeyler var böyle. Sorular morular geliyor. Ya arkada görmeden, bilmeden, etmeden tamam mı? Yorum yapıyor. Zannediyorlar ki biz hiçbir şey bilmiyoruz. Her şey ya bir de adam bizim gözümüzün içine baka baka yalan mı diyorum kandırmak istiyor. Diyor ki dördüncü maç oynayamaz diyor. Allah Allah ne nasıl oynayamaz lan Nasıl oluyor? Ben böyle bir şey görmedim. E bu adamı tekrar tekrar orada oynatıyorsun. Tekrar tekrar orada. Orada çıkan adamlara bakıyorum. Ya geçenlerde o king'i çıkartmadı. Ya vallahi billahi ben Özgür Hocama bir daha gideyim. Beni bir tedavi etsin ya. Beynim <laughs> duruyor diyorum de, de, şey diyor. Dedim ki hocam böyle bir şeyler alıyorum ki beyin yakan sorular oluyor ya. Beyin yakan sorular hani Vallahi öyle şeyler geliyor, sorular geliyor falan ya. Yani. yani bir hata varsa tabii söyleyeceğiz. Ya yani. zaten şöyle bir şey, o zaman şöyle yapalım biz, yani burada çalış, burada görev yaparken, Hani yorumculuk yaparken, güzelleme yorumcusu yapalım biz. Nesi? Bir güzelleme yapalım. Yani mesela hocam şahane, onu da şahane yaptın. Çok hocam değil, bunu da şahane yaptın. Mükemmel işler yapıyor hocam. O değiş, bunu mu yapacağız burada? Ya bana kusura bakma yani slovatska takımını iki maçta da yenecek Fenerbahçe. Bana hiç kimse bir şey söylemesin. İki maçta da çıkacak yenecek. Yani onun için güzelleme yapamam yani. Çünkü hem kendisi için hem ülke puanı için. Kiev yani. aynı zamanda. Kiev'de. Kiev maçında keza aynı şekilde. Hata ya hata yaptım. Peki kendisi hata yaptığını görüyor da biz söyleyince niye yanlış oluyor? Tek Kiev maçını ara oynadım. Orta alanda tek bir oyuncuya bıraktım ya da İsmail ile oynadım. İsmail kırmızı kart gördü. Söylemeyecek miyiz İsmail'in kırmızı kart görmesini? Göz göre göre izlediğini söylemeyecek miyiz yani? Olmayacak mı? O zaman niye buradayız ki biz? Yani o zaman ya. güzelleme için buradayız yani. Değil mi? ya şey zannediyorlar ki Avrupa'dan gelen hoca her şeyi biliyor, her şeyi ya. yapıyor. Ya bunun bir kitabı yok. Bizi izleyen o Şu, şeyimiz Hocam bir bağlantı yapalım bir taraftan ligde başlıyor tabii yani. Tabii tabii yani ben şey için söyledim. Yanlış anlama yani. Konya maçını konuşacağız. E, olacak konu yani bu işler böyle hata da yapacak, iyi, doğruyu da yapacak. Yani bana dünyada hata yapmayan bir teknik direktör, e, hata yapmayan bir insan gösteremezsin Hiç ya, zaten yani. Ters, e, olmaz hata ya. olur yani. Olacak hatalar biz de burada söyleyeceğiz. Nasıl Arda Arda Güler oynadı? Söyleye söyleye söylüyor. Oynadı 80 dakika oynuyormuş demek Hocam, ki. Güzel Sokrates çok güzel söyledi. 100, 100 defa söyledim. Hayatta Neyse, bildiğim da tek bir şey vardı. Hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Biz de bilmiyoruz. Senin Sokrates'in şeyini de bilmiyor. Ne o? Jesus'un da bilmiyor. Şerif. Şerif biliyorsun değil mi? Kime <laughs> bağlantı yapacağız ya. Trabzon'a yapacağız abi. Hadi bakalım. Yunus Emre Selim'i bir görelim.